Hani bu düzenlemenin bütçeye yükü nedeniyle ki 220 milyar TL gibi bir yük hesabı yapılıyormuş. Biraz belki kapsam daraltılır. Bu da yaş sınırı getirilerek yapılır bilinir deniliyor. Zaten bu konu son zamanlarda gündemde hep de soruldu Çalışma Bakanı'na da. Çalışma Bakanı hani net bir cevap vermedi. O yüzden hani burada beklentiniz ne yönde sizin? Burcu'nun sizin de söylediğiniz gibi bu EYT meselesinin çözümünde emekli aylığına erişmek, yaş sınırının tamamen kaldırılması veya hali hazırdaki sınırın esnetilmesi arasında bir formül bulunacak. Bu formül de temelde iki anlama geliyor. Birincisi, ya biz sosyal güvenlik sistemindeki bu dengeyi, mali dengeyi ve aktüaryel dengeyi hiç gözetmeyeceğiz. Bunu mutlaka kamu bütçesiyle desteklemeyi göze alarak emeklilikteki yaş şartını tamamen kaldıracağız. Eğer emeklilikteki yaş şartı tamamen kalkarsa, bu durumda 18 yaşında ilk kez sigortalı olmuş bir kadının 38 yaşında 20 yıllık sigortalılıkla halihazırda o 38 yaşını biraz geçmiş olacağı için 46-47 yaşında emekli olması gibi bir durum söz konusu olacak. Bunun da sizin söylediğiniz gibi işte 250 milyar TL, bazı hesaplamalarda farklılık yapıp 300-350 milyar TL'ye kadar çıkabilen maliyetler olacak. Şimdi buradaki yaş sınırının konulup konulmayacağı tamamen aslında bununla ilgili bir karar. Yani biz bu yaş şartını koyarsak sosyal güvenlik sistemini biraz daha dengede tutabiliriz. Eğer bu yaş şartını tamamen kaldırırsak bu dengeyi ancak kamu bütçesiyle destekleyerek dengede tutmamız söz konusu olabilir. Çünkü halihazırda bir emekliyi finanse etmek için 1,95, kabaca söylersek iki çalışanımız var. Aslında bunun 4 olması gerekiyor. Yani 4 çalışanın bir emekliyi finanse edebilecek düzeyde olması gerekiyor. Biz bu dengeden halihazırda uzağız. Yaş şartını tamamen kaldırırsak bu dengenin daha hızlı bozulması söz konusu olacak. Bu bozulmayı da ancak kamu bütçesiyle finanse edebiliriz. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu'nun toplayacağı primlerle bu emekli aylıklarını, emekli ikramiyelerini finanse etmesi mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla emeklilikte yaşa takılanların bu beklentisinin karşılanması için kamu bütçesinden ileriki yıllarda finansmanın, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklarının finanse edilmesi gerektiği doğacaktır. Şu an verilecek karar tam da bu. Biz bu finansmanı kamu bütçesinden sağlayabileceksek yaş şartı konulmaz. Eğer sağlayamayacak durumda olursak, planlamalar buna göre ise mutlaka bir yaş şartı konulacaktır. Ama şunu açıkça ifade etmek isterim ki sorunun temelinden bu noktaya gelinene kadar fenomenin isminden kaynaklanan, emeklilikte yaşa takılanlardan kaynaklanan bir sorun var. Bu da yaş. Dolayısıyla halihazırda bu sorunun yeniden bir yaş şartı konularak çözülmesi sosyal güvenlik sisteminde başka sorunlara neden olacaktır. O yüzden yaşa takılanların tekrar bir yaş sınırıyla kademelendirilmesini doğru bulmadığımı ifade etmek isterim.